Arkadaşlar merhabalar bu videomda ilk orijinal yayınlarını hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kapsayan ve kapsanan küreler testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bir ayrıtın uzunluğu 6 cm olan kübün içerisine çizilen en büyük küreden bahsediyor. Hemen bir ayrıtı 6 cm olan bir küreyi şöyle bir çizeyim bakayım. Küreyi çizdik. Bunun içine sığan en büyük küreden bahsedeceğim. Hop en büyük küre bu değil midir? Evet Tam kenarlara teğet olan küredir. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Burası da R. Burası da R. Küpün bir kenarı kaçtı? 6 idi. Yani 2 R 6 ise R buradan kaç olur? 3 olur. En büyük 3 yarıçaplı bir küre sığdırabilirim bunun içine. Bu kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp. Hocam 27 3 9 yapar. Bu da 36 pi mi yapar? Evet. Cevap 36 pi yaptı. Birinci soruda. İkinci soruya geldik taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 8 santimetre olan bir dik silindiri kapsayan en küçük küre. Ya şu köşelerden geçen küreler değil mi? Eee o zaman burada ne yapacağız? Aslında burada bu kiriş doğrusu ya merkez kiriş çektik şeklinde yapabiliriz. İki eş parçaya böldüğünü farkındasın. Ee, hocam 4 4 çember muamelesi yap. Ee, zaten bunun yarıçapı kaçtı? 3 müydü silindirin yarıçapı? Evet silindirin yarıçapı 3. Hocam bak burada 3 var. Şurada 3 var. Bir de burada 4 var. 3 4 5 üçgeni falan filan. En güzel ek çizimimiz neydi? Yarı çaptı. Al sana yarı çap. E, zaten bunun yarı çapı 3. Burası da 3. 3, 4, 5 üçgeninden kürenin yarı çapını 5 bulduk. Kürenin yarı çapı isteniyor zaten bizden. Cevap 5 çıkar. 3'e geldik. Hacim 36 pi olan bir küreyi yani 4 bölü 3 pi r küp eşittir 36 pi ise gitti gitti şu sadeleşince 9 kaldı 3 kere 9 27 r küp eşittir 27 yaptı r'yi de buradan 3 buluruz. R3 ya. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Vay. 3 birim 3 birim. Yani silindirin yarı çapında 3 bulduk. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam burası da 3. Burası da 3. Yüksekliği de kaç bulduk? 6. Silindirin hacmi. Yarı çapı 3. Yüksekliği 6 olan bir silindir yaptı. Pi R kare çarpı H yapar. O da 54 pi yapar cevap. Evet cevabı 54 pi bulduk. Üçüncü soruda geldik dördüncü soruya. Bir ayrıt uzunluğu 2 cm olan bir küpü kapsayan en küçük küre. Hmm, bu sefer kübü kapsayan diyor. Bir küpü çizelim şöyle. Bu küpü kapsayan en küçük küre. Aslında bir sürü küre çizebiliriz. Böyle böyle olacak şekilde ama en küçük hangisidir? Ta şu köşelerden geçen şey değil Bütün köşeler küre yüzeyinde olan bir şeydir. Küptür bu. Kürenin en küçük. Evet bir ayrıt uzunluğu kaçtı? İkiydi. Arkadaşım burada şuna dikkat et. Hop şu cisim köşegeni. Aynı zamanda kürenin çapı yaptı. Yani burası cisim köşegeni 2 kök 3 değil midir? Bir kenarı 2 iken 2 iki kök 3. O zaman kürenin yarı çapını kaç buluruz? Kök 3 buluruz. Kürenin yüzey alanı nedir? 4 pi r kareydi. O da 4 pi çarpı 3 yapar. Yani 12 pi yapar cevap. Evet örnek 5'e geldik. Koninin yarı çapı 6 yüksekliği de neymiş arkadaşım? Şu merkez T'ye çektik yapsak. E buradan çizilen yükseklikte x kenarda tabanı iki parçaya böleceğinden bu doğrusu olur. E burada da merkez T'ye çektik yapalım. Bak çember sorusu gibi düşünüp ona göre muamele yapıyoruz. Burası 6 mı? 6. Bunun yarı çapı R. Burası da R. E bize ne vermişti zaten? 8 vermişti. Hocam bunun tamamı 8. Bak buraya ne kaldı? 8 eksi R'ye kaldı. Şuraya kadar kısma. Hocam teğet teğet Bak çember muamelesi. Birbirine eşit. 6. 6 8 13 geni. Hocam 6 ise 4 kaldı burada ve burada da bir dik üçgen çıktı. R var 4 var 8 eksi R var. 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesinden işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Ama 4 var ya büyük ihtimalle 3 4 5 üçgendir 3 4 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Kürenin yarı çapı nedir diye soruluyor bize. E, R'yi biz buradan 3 buluruz örnek 5'te. Örnek 6'ya geldik. Taban yarı çapı 3 cm ve yüksekliği 9 cm olan bir dik dairesel konuyu kapsayan en küçük küre işte şu. Arkadaşlar kürenin yarı çapı. Burası R. Yüksekliği 9 değil miydi? Evet. Yani buraya 9 eksi R mi kaldı? Aynen öyle. E bizim en etkili silahımız yarı çap değil miydi? Evet. Al sana yarı çap. Kürenin yarı çapı. Bak Pisagor. R kare eşittir. 9 eksi R'nin karesi artı. 3'ün karesinden işlem işlem işlemle R'yi buluruz. 3 var. Büyük ihtimalle 3 4 5 üçgenidir. Ben buraya 5 koyarsam 9 eksi 5 4 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani R buradan 5 çıkar. Zaten bizden yarı çap istemiyor. Yani cevap 5 çıktı. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirdik. Sırada ÖSYM tarzı testler var. O zannediyoruz. Bir sonraki testin çözümünde ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.